Eşyalar ne? Eşyalar yok. Hiçbiri yok. Siz bırakıp gittiğinizde eşya var mıydı? Evet, komple eşya doluydu. Eşyalar yok. Hiçbiri yok. Burada eşya doluydu. Buzdolabım, çamaşır makinem, antastinelerim, hiçbiri yok. Boşalttık tabii. Televizyon. Hiçbir şeyim yok maalesef. Hiçbir şeyim yok. Ayın 15'inde İstanbul'dan iş icabı gittiğim İstanbul'dan döndüm. Evime anahtarla açmaya çalıştığımda açamadım. Çilingirci çağırdım. Ayrıca kapımın hasarlı olduğunu gördüm, tespit ettim. Hemen Fatih Karakolu'na gittik. Evime geldiğimde evimde bir başkasının eşyalarının olduğunu, kendi eşyalarımın olmadığını gördüm. Fatih Karakolu'ndan zabıtlar tutuldu. Savcılığa gittim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine evimin anahtarlarını Adana'da çeşitli emlakçılara dağıtıldığını, benden habersiz kiraya verildiğini, içerideki şahısın da mağdur olduğunu, bunu beyanlarımızda belirttik. Şu anda çok büyük mağduriyetim var ve daha da değişik kişiler tarafından evim açılıyor, kilit değiştiriliyor. Bu üçüncü defadır kilit değişimi oldu. Bunu hem karakoldakiler, hem çevremdekiler, hem konu komşularım, herkes hayretler içinde kalıyor. Deprem dolayısıyla eşyalarım buradaydı. Adana'ya geldikten sonra taşınacaktım. Maalesef hiçbir eşyam yok. Şu anda otelde kalıyorum. Siz depremden dolayı mı terk etmiştiniz? Evet. 1,5-2 aydır. 2 ay oldu ya hemen. 6 Şubat'tan sonra? Evet. Ve geldim, eşyalarımın hiçbiri yok. Ne zaman geldiniz 6 Şubat'tan sonra? 5, şu anda tam tarihini hatırlıyorum. Çarşamba günü geldim yani. 15'inde geldim. 15 Mart'ta. Evet. Geldiğinizde ne vardı burada? Neyle karşılaştınız? Geldiğimde polis eşliğinde evime girdik. İçeride kapıya telefon numaramı asmıştım. İçerideki kiracı beni aradı. Onlar da yoktu evde. Ben direkt çıktım içeriden. Polis de gördü. Kapımdaki telefon numarasından beni aradı. Abi dedi, evinizi dedi ben tuttum. Ev sizinmiş dedi. Kapıya öyle bir not astık. Anında dedi ben dedi polis karakoluna geliyorum. Zaten o anda ben Fatih polis karakolundaydım. Oradaki polisler de sorguya aldılar. Arkadaş benim gibi mağdur 55 milyar para almış. 5 milyarını nakit, 50 milyarını da bankadan yatırttırmış. Bunu yapan emlakçı. Evet. Peki sizin eşyalarınıza ne olmuş? Daha şu anda adli savcılıkta inceleniyor. Ne vardı eşya olarak geldiğinde? Eşya olarak ankastrelerim vardı. Küçük ev aletleri vardı. Ütüm vardı, kıyafetlerim vardı. Artı yaklaşık elektronik kasamda 200 gram altınım vardı. Kendi özel eşyalarım vardı. Yani para eden altın... 200 gram altın da mı yok? Evet.